Hepinizin de bildiği üzere koronavirüs mikrobu bütün dünyayı şu anda kasıp kavurmakta. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Herkes evine kapandı. Bir sürü iş yerleri şu anda çalışmıyor, kapalı. Virüs yani bütün dünyayı kan kusturuyor. Bunu anlattım ilk başta ki çünkü söyleyecek olduğum asıl kafama takılan ve hepinizin de sosyal medyada ve televizyonda haberlerde takip ettiğiniz üzere ülkemizdeki olağanüstü bir hainlik, almış başına gitmiş bir kin, bir ayrımcılık, bir nefret, ikiyüzlülük de diyebilirsiniz bunu arkadaşlar. Bir ikiyüzlülük almış başına gitmiş. Şimdi burada bahsettiğim Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Şimdi bildiğiniz gibi bir gün, hatta saatin bile çok önemi var. Yani bir saat bile çok önemli şu anda bütün dünyada. Saat bile büyük bir zamana tekabül geliyor. Bir saat bile. Herkes dört gözle bu koronavirüsün aşısının icadını ve aşı vurulup da faydasını herkes merak ediyor, bekliyor ve bu virüsten kurtulmak istiyor. Bu hani saat önemli dediğim buradan önemli yani. Bir saat bile bu kadar önemli. Şu anda dünyada Çin, Amerika, Almanya ve böyle Rusya gibi bazı birkaç ülkeler bu aşıyı geliştirdiler ve uluslararası sağlık kuruluşlarından onay da aldılar. Şimdi Çin ve Almanya aldı. Biliyorsunuz arkadaşlar Almanya'daki bu BioNTech sahiplerinden, ortaklarından Uğur Şahin biliyorsunuz bir Türk bilim adamı diyelim. Ve Çin'den de var. Şimdi Türkiye'ye bu aşı getirildi. Getirilmeden önce şu çok tartışıldı. Çin aşısı mı, Avrupa aşısı mı? Şimdi Çin burada büyük bir ikilemcilik var. Çin aşısı getirtirseydik faydalı olarak görüp de Çin dünyada kötü bir imaj bıraktı biliyorsunuz ucuzcu ve kalitesiz diye. Aslında aşı da öyle değil de öyle diyelim. Çin'den bütün aşıyı tedarik etseydik hem Avrupa ile olan ticaretimiz hem Avrupalı Türk bilim adamı hem de herhangi bir Çin aşısında yan etki görüldüğünde bak sen hep ucuza kaçtın, şöyle yaptın, böyle yaptın gibicesinden büyük ağır bir sorumluluk altına girmemek açısından ne şiş yansın ne kebap yansın babından 30-40 milyon civarı Çin'den 30-40 milyon da Avrupa'dan aşı tedarik edildi. Ve Türkiye'ye bu gelen aşılar şu anda doktorlara ve Sağlık Bakanı kendisine aşıyı yaptırdı. Şimdi olay burada başlıyor arkadaşlar. Sağlık Bakanı Almanya'dan gelen bu aşıyı vurdurdu. Bütün sosyal medya çalkalanıyor. Vay sen nasıl olur da yani kaliteli aşı vurduruyorsun. Neden Çin'den getirdiğini vurdurulmadın? Sen tabii iyi aşıyı kendine vurduruyorsun. Kaliteli aşıyı halka ucuz aşı vurduruyorsun. Sen onun yani kendi taraftarlarına iyi aşı kullandırıyorsun. Ve buna benzer daha büyük ne hakaretler, ne hakaretler, ne küfürler. Arkadaş sosyal medya adeta çalkalandı ya. Ya kardeşim bakın siz AK Partili olmak zorunda değilsiniz. Buna AK Partili olmamanıza rağmen sizin sağlığınızı, sizin geleceğinizi düşünen bir şu anda iktidar var. Şu an Sağlık Bakanı gece gündüz sizin için hizmet veriyor. Yani kara kara günlere kaldık derken ikiyüzlü hani dedim ya ikiyüzlülüğün daniskasını yaşıyoruz şu anda ya. Ya kardeşim Nasrettin Hoca'nın da bir fıkrası var bilirseniz hani demiş ya eşeğinin demiş kulağını kesme. Kimi uzun der, kimi kısa der. Aynen o günleri yaşıyoruz ya. Adam Çin aşısı vurdursa Avrupa'ya hakaret olacak. Avrupa aşısı vurdursa neden ucuz diye hani kaliteli aşısı vurdurdun kendine vurdurmuyorsun. Ya adam gece gündüz sağlığınızı düşünüyor kardeşim ya. Siz bir an önce bu virüsü atlatın da her şey yoluna girsin, ticaret yolları açılsın, kazancınıza bakın, geçiminize bakın. Yani eski düzene geri dönelim diye gece gündüz çaba sarf eden bir sağlık bakanı ve iktidar varken ya bu kin, bu nefret, bu ikiyüzlülük nereden kaynaklanıyor, nereden geliyor? Bu kadar, neden bu kadar kötü insan oldunuz? Neden bu kadar zalim oldunuz ya? Neden bu kadar sizin iyiliğinizi düşünen, sizin için çaba sarf eden, sizin geleceğinizi, ailenizi düşünen, yani sağlık açısından geleceğinizi düşünen bir insana bu kadar kin, nefret nasıl beslersiniz? Ve bu aşılar da ücretsiz kardeşim ya. Parasını devlet karşılıyor ya. Bu ikiyüzlülük, bu nankörlük nasıl oluyor? Genetik de olamaz bu ya. Bu nerenizden geliyor böyle? Bu doygunluk, pişkinlik,
bu bıkkınlık, bu nefret, bu hainlik, ben hainlik diyorum buna artık ya. Bedava sağlığınızı düşünen bir insan, bir sağlık örgütü bütün dünyada test edilen, onaylanan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü fazları başarıyla geçen dünya sağlık örgütlerinden bu onayı alan, faydası görülmüş %90'ların üzerinde etkili olan ve bu hani sağlığınızı, bu hastalığı, virüsü yenebilen aşılara karşı bir girişimde bulunup bir şekilde Türkiye'ye parasını ödeyip Türkiye'ye getirtiren bu insana bu hakaret, bu küfür, bu alay, yani bu salvalar, bunlar nereden, yani nerenizden geliyor? Ananızdan, babanızdan, dedenizden, atanızdan. Yani bu olabilir mi yani? Bu nasıl bir kindir ya? Bu nasıl bir insanlıktı? Bunu hayvanı bile bak kapana sıkışmış, eli ayağı denize, suya düşmüş bir köpeğe, ayıyı falan kurtarıyorlar o yarasından. Kurtarırken de bayıltıyorlar saldırmasın diye, bir kaplan veyahut da bir zebra veyahut da bir herhangi bir kedidir, şu yırtıcı bir hayvan yani. Kurtarıyorlar, bayıltıyorlar, kurtarıyorlar. Kurtulduktan sonra hayvan biraz aralaşınca dönüyor, kalkıyor, ayağa el sallar gibi, gülücük atar gibi dönüyor, o yardım eden o insana bir selam çakıyor ya. Sizde bu hayvandaki olmayan bu anlayış, davranış, bu yani görüş, yani onların düşüncesi, beyni yok yani. Bu hayvandan bile aşağılık olmanın faktörleri, katkıları, yani etkenleri neler yani, ben merak ediyorum kardeşim. Bu hayvan bile yani insan onu kurtardığı zaman teşekkür etmesini biliyor yani ya. Bu kadar neden nankörüz? Bunu ben çok merak ediyorum. Bu nankörlük nereden geliyor bize? Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.